hafta önce Adalet Bakanlığı'na resmi başvurumuzu yaptık. Randevu talep ettik ancak bize bir dönüş dahi sağlanamadı. Dolayısıyla biz de bugün burada tane tane, yavaş yavaş, sakin sakin bir şekilde Adalet Bakanı'nın da duyacağı bir ses tonuyla taleplerimizi, itirazlarımızı burada bir kez daha en yüksek sesimizle ifade edeceğimizin bilinmesini isteriz. Değerli basın emekçileri, bizler 2 yıl boyunca süren Doğan döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile işinde ekmeğinde edilen keskli kamu emekçileriyiz. OHAL'ın üzerinde 8 yıldan fazla bir zaman geçti. Ama OHAL KHK'leri işinden ekmeğinde edilen 2512 keskli hala görevlerine iade edilmedi. En başından beri göz göre göre maruz bırakıldığımız hukuksuzluğa, keyfiliğe karşı adalet arayışımız sürüyor ve sonuna kadar son arkadaşımız bütün haklarıyla görevine iade edilinceye kadar da süreceğin bilmesini özellikle ifade ediyoruz. Ülkede adaletin tesisinde sorumlu bakanlıktan Sayın Adalet Bakanı da haftalar öncesinde biraz önce de ifade etmiştik, randevu talep ettik. Bırak randevu vermeyi, resmi yazımıza dahi bir geri dönüş yapılmadı. Dolayısıyla Adalet Bakanı'nı burada alkışlarımızda, ıslıklarımızda protesto ediyoruz. İşçilerin, emekçilerin kazanılmış haklarına gasp ettiler. Bugün o halk hakeleriyle haklarımızın gasp edildiği gibi. Dolayısıyla bu tarihi, bu yaşananlar çok uzak olduğumuz şeyler değil. Grevler yasaklanmış, sendikal hak ve özgürlükler rafa kaldırılmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı gibi en temel haklar yok sayılmıştır. Dolayısıyla bu dönemlerde kaybeden, zaten cılız bırakılan demokrasi ve adaletin bizatihi kendisi olmuştur. Değerli basın emekçileri, değerli yol ve mücadele arkadaşlarım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ise hepimizde dalga geçer gibi onlarca arkadaşımız hakkında hayatını kaybettikten sonra göreve iade kararı verdi. 11 Ocak 2016 tarihinde bu suça ortak olmayacağız başlıklı barış bildirisini imzalayan üyelerimiz 26 Temmuz 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde açtıkları davayı kazandı. Buna rağmen ihraç edilen barış akademisyenleri görevlerine dönmesi engellendi ve hala engelleniyor. KHK'li üyelerimizin durumunu uluslararası sendikal hareketin gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Üyesi olduğumuz Avrupa Sendikaları Konfederasyonu ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu başta olmak üzere birlikte mücadele yürüttüğümüz tüm uluslararası sendikalara teker teker bu yaşanan hukuksuzluğu rapor edip göndereceğiz. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Konseyi ve benzeri ilgili uluslararası kurumlarda raporlarımızı sunmaya, çözüm taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz. Son KHK'li üyemiz de tüm haklarını alarak işine dönene kadar mücadelemizi yürüteceğiz. Sendikamdan, sendikamın tarihsel birikiminden, duruşundan onur duyduğumu her yerde söylüyorum. Bir barış akademisyeni olarak zor zamanlar geçirirken hep yanımda oldu, maddi ve manevi olarak. KESK bu süreçte dayanışmasını gösterdi. Fakat KESK'lilerin ihraç edilmelerinin ardında tek bir neden olduğunu asla unutmayalım. Hukukla hiçbir alakası olmayan bir nedenle tamamen siyasal bir tasfiye amacıyla KESK'liler mağdur edildiler. Şöyle bir şey söyleyeyim size. O kurum görüşü diye afilli afilli anlattıkları şey var ya, 8 Mart'a gitmek bile o kurumdaki bazı bağnazlar için negatif bir işaret olabildi. Bu yüzden böyle nedenlerle atılanlar oldu. Fakat KESK'in tarihinde şöyle bir şey var. Mağdura kimliği sorulmaz. Bu KHK'larla biz solcular alışığız ama bizim dışımızda da on binlerce insan mağdur oldu. KESK bu insanlarla da dayanışmasını gösterdi. Sevgili arkadaşlar, bizlerin KYK'larla ihraç edilmesi süreci bu rejim açısından ne bir tesadüftü ne de onların iddia ettiği gibi 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilmiş bir cevaptı.
o şaibeli olan 15 Temmuz darbe girişimini bir fırsata çeviren AKP, ardından kendi kurmak istediği rejimi kurmak için hız verdi sürece. Bakın, bizlerin keskili insanların ne alakası vardı 15 Temmuz darbe girişimiyle? Bizler görevimizden alındık. Bizlere sunulan gerekçelere baktığınızda hiçbirimizin doğru düzgün önlerine koydukları hukuki bir gerekçe yoktur atılmalarımız için mantıklı olan. Diğer pek çok insan da bu konuda mağdur edildi. Bu ülkede şu noktalara bizi getiren, anayasayı tanımayan hukuksuzluk rejimini, tek adam rejimini o gün atmaya başladılar. Bugün de bunları yaşıyoruz.